Me'arit suresinde geçen bir ayet var. Çok ilginç ya. Allah Allah. Bu sefer 4. ayette geçiyor. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde arşa yükselir. Melekler arşa ne kadar zamanda yükseliyor? 50 bin yıl. Kime göre 50 bin yıl? Bize göre 50 bin yıl. Miktarı 50 bin yıl. Şimdi bir baksak şöyle. Hani bizim için 50 bin yıl denen olay melek için neye tekabül ediyor? Neye denk geliyor? Neye denk geliyor biliyor musun Sinan? Bir güne denk geliyormuş. Bizim dünyamızda, şehadet aleminde 50 bin yıl geçirdiğimizde melekler için bir gün geçiyor. Bu ne demek biliyor musun? Bir insan 100 yıl yaşasa melekler aleminde 3 dakika geçmiş demek. Biliyorsunuz zaman izafi bir şey. En küçük zerratın harekatıyla zaman oluştuğundan dolayı değil mi? Anlaması biraz rahat gibi o cihette. Tabii rahat derken hani kavramı anlaması rahat ama nasıl bir şey anlayamıyorsun yani. Sen 100 yıl yaşıyorsun, melekler aleminde 3 dakika geçmiş. Aynı mantıktan devam edersek eğer, hani Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi vardı. Ben ve kıyamet iki parmak gibi yakınız. Allahu alem bu şekilde beyan ediyordu. İnsanlar da soruyordu. Ya nasıl yakınız ya? 1400 yıl geçmiş daha kıyamet gelmemiş falan gibi de. Şu hesaba göre Efendimizin dünyadan vefatı daha 40 dakika olmuş. Bak yakınlığa bak 40 dakika olmuş. Peki ortalama insan ömrü 50-60 yıl diye geçiyor değil mi? Aynı hesabı tekrar vuralım. 50-60 yıla göre bizim 50-60 yıl yaşamamız demek bu ayete göre meleklerin cevelan sahasında 2 dakika geçti demek. Haydi o gözlüğü takıp bakalım. 2 dakikalık ömrüm var. 2 dakika. Ahireti, sıratı ya Darun Nedve'yi veyahut Darul Erkam'ı. O kapılardan birine geçmek için 2 dakikam var. Dünyanın küçüklüğüne bak ya. 2 dakika ve ben şuna çok inanıyorum. Biz imtihanımızı bilip son nefesimizi verdiğimizde ya Rab beni dünyaya böyle birkaç dakikalığına mı gönderdin deyip hayretlere düşeceğiz. Nefis ve şeytan el ele. Tevehhüme ebediyet. Sanki sonsuz yaşayacakmış gibi bir vehim kuruntu içerisine bizi sakladığından dolayı hiç bitmeyecek gibi geliyor. Ama tam o sorgu anında münker ve nekirin ayak izleri geldiğinde sanki dünyada birkaç dakika kalmışız gibi hissedeceğiz. Şu hesaba göre insan kendisine sorsa 2 dakikalık dünya için değer mi Allah ile ilişkilerini böyle bozmaya, onu sürekli geri plana atmaya diye çok güzel cevapları alabilir diye düşünüyorum.